Aksiyon hiç bitmedi ki. Nasıl olay olay yaşıyorsa gittim komisere aşık oldum. Ana kadroda polis var ya. Benim aşkım bile dayakla başladı. Sol tekmen yavaş. Tatmadan bilemezsin. Nereden buldun beni? Herkes biliyormuş izin gününde ne yaptığını. Var mısın şampiyon? Hadi. Çabuk kavradın. Yol tutuş sağla. Dedim sana tekmen yavaş. Hayırdır? Niye geldin? Spora mı yazılacağız? Yok. Bizim şu kazanın görüntüleri lazım. Bir de söylüyor. Manyak mısın sen? Görüntü mü dağıtıyoruz biz? Saçmalama. Yok sana görüntü mürüntü. Git kimden istersen iste. Hem daha az tehlikeli olur. Dayağını yedin yani. Hayatımda yediğim en güzel dayağı yedim hem de. Ellerine sağlık komiserim. İşe yaramadı ki ama. Bumerang gibi attıkça geri geldin, attıkça geri geldin. Yani ben git dedikçe... Ben biliyorum o git demeleri. Ben sana bunu emniyetin önünde uzun uzun açıklamıştım hatta. Dosyalara falan da bir şekilde el koyar o savcı. Hepsini kendi ellerimle yaksam daha iyiydi. Tamam, tamam. Sakin ol. Bırak, dünyanın sonu değil, tamam. Benim dünyanın sonu! Ne kadar sanıyorsun ki sen beni? Ne biliyorsun sen benim hakkımda? Bilmeye çalışıyorum işte. Görmüyor musun? Bunca zamandır bilmeye çalışıyorum. Peki, anlatayım. İşim, her şeyim benim. Evim, ailem. Ben yıllardır burası için yaşıyorum. Şimdi biri geliyor, bir adam sırf ayağıma dolanıyorum diye beni bir tekme de atabiliyor dışarı. Ben ne yapabiliyorum? Allah kahretsin, hiçbir şey yapamıyorum. İzin ver, yapalım. Yapalım, yapalım. Biz diye bir şey yok, olmayacak da. Ben bunca yıl kimseye muhtaç olmadım. Bundan sonra da olmam. Senin kafan işinden başka hiçbir şeye basmıyor, sen salaksın. Sensin salak, anlamıyorsun. Beni korumanı istemiyorum. Benim için bir şey yapmanı istemiyorum. Bana acımanı falan istemiyorum. Ben sana acımıyorum. Ben seni korumaya da çalışmıyorum. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Sevme! Sevme beni! Benim kimseye verecek bir şeyim yok. Ne geçmişim, ne bugünüm. Burası yoksa ben de yokum. Benim bir yarınım da yok. Yeter! Yeter! Ben bu hayatta oldukça senin yarınım benim. İnsan bazen sadece git demesi gerektiği için git diyor. Aslında hep yanında istiyor. Hiç gitmesin istiyor. Ama bunu bile itiraf edemiyor kendine. Sonra ne oluyor, bir şey oluyor. Artık gönül mü çağırıyor bilmiyorum. Ama öyle birden karşısında buluveriyor. Canım yanıyor. Ne yapacağımı... Nasıl dayanacağımı bilmiyorum. Ama yok. Yapamam. Hem onca sır var aramızda. Ona söyleyemediklerim var.
Ne işin var senin burada? Taşı bir yere söylemiş. Aramızda hiç söylememiş olanlar da var. Ben mi söylemişimdir canım? Aa, bir dakika. Şimdi burada kardeşimi korumam lazım. Eğer söylemiş olsaydın bu çocuk hayatta unutmazdı. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Unutmamakla kalmayıp sırtına dövme falan yaptırdı tarihini. Abi dur, korkutma kızı ya. Hayır canım, ne dövmesi, nereden çıkıyor? Ne saçma sapan dövme falan. Ne alakası var? Bilmem. Ben severim dövme. Abi dövme ben de çok severim. Tarih falan deyince saçma sapan dedim. Ben çok severim dövme. Tabii. Acaba diyorum bir dövme daha mı yaptırsam? Hı? Ne dersin sevgilim? Olur. Şey dövmesi. Güneş dövmesi mi yaptırsam acaba? Hı? Tam oradaki işte. Meryem'in kolyesi var ya, güneşli. Heh, onun gibi bir şey. Ne dersin sevgilim? Olabilir aslında. Olabilir mi aslında? Bunlarda kesin bir şey var. Kesin bir şey karıştırıyorlar. Sabahtan beri fısır fısır bir yerler var, farkındasın. Bence de batsın. Ne karıştırıyorsunuz siz orada? Biz mi? Siz bir şey karıştırıyorsunuz ya. Bir de bize suç atıyor. Bence bunlar bir şeyler karıştırıyor. Bence siz bir şey karıştırıyorsunuz ha. Baksana yüzde sırıtma ifadesi falan. Hadi kestanelere bak sen, hadi çok uzatma. Hadi çıktık hadi. Sen demedin mi yılbaşında çocuk yurduna beraber bir şeyler götürelim diye? Kendin söyle, kendin unut. Böyle olmuyor Burcu Başkomiser. Ya sen ne güzel bir adam olduğunun farkında mısın? 30 tane daha yapacağım bundan. Hı. Ama bak, her biri için ayrı öpücük isterim ona göre. Tamam. Bunu rengarenk boyarız. Gökkuşağı gibi bayılır çocuklar. Bir saniye bekle, geliyorum. Benim sana bir sürprizim daha var. Bakalım beğenecek misin? Bir bakalım burası neresi? Bitmiş mi burası? Bitti. Beğendin mi? Rüya gibi. Burası bizim mi? Yani biz burada mı yaşayacağız? Yani... Hatırlıyorsan burayı abim sana verdi, bana değil. Eğer beni kabul edersen, yanında görmek istersen, evet biz oturacağız.
Seni de istiyorum. Kedilerimizi de, köpeklerimizi de, bahçedeki çiçeklerimizi de. Onları da taşıyabiliriz değil mi oraya? Sen sadece evinden valizinle çıkacaksın. Oraya bir geleceksin, her şey hazır. Babanın sandalını da alırız. Hafta sonu gölde mangal yaparız. Sandalla çıkarız. Evlenin artık oğlum, evlenin ya. Biz böyle mutluyuz. Sen kendine bak. Yani koskoca Sargun Holding'in güvenlik şefisin. Yok mu bir talip orada da? Vallahi iyi hatırlattın ha. Ya bu cinayet masada bir Sevda vardı. Güzel Hatun da ayarlasana bana onu. Bak şu yeni eve taşınalım. Sen Sevda'yı davet et. Ertan da gelmiş, tesadüfen gibi şey yapalım. Helal sana be bak, erkek erkeğin halinden anlıyor. Tamam olur, bana da uyar. Sen niye geldin? Siteyle ilgili birkaç mevzu vardı. İşte kameralar, çitler falan. Güclü ustayla yolda konuşuruz diye geldim, hadi. Ya siz benim adıma Rıza'ya mutluluklar dileyin. Aa, sen gelmiyor musun? Maalesef. Katiller nişan dinlemiyor. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Üçlü, sence biliyor mu Yurdal Bey? Ondan mı gelmiyor? Burcu Aktar'dan bahsediyoruz. Öyleyse bile asla öğrenemeyeceğiz. Ben hazırlanıp geliyorum. İyi hadi. Bak Burcu börek yapmış. Vallahi de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.